Hoşça kalın. Aşkla yaşayın. Çok güzel olsun hayatınız. Ele şarkıları gibi böyle güzel, duru, sakin. Öyle hayatın anlamını falan anlatan süper bir film beklemeyin. Bok gibi film bu. Bok gibi bir adamın bok gibi insanlar olan ilişkisini anlatıyor. Yeraltı değil. Kanalizasyon kuyusunun ta kendisi bu. Yönetmen! Çevir kamerayı da film başlasın. Bir şans daha verebilirsin. Sen kendini tanıyorsun sonuçta. Yalnız sen verdiğin her karardan sonra pişman oluyorsun. Sorun nerede biliyor musun? Her verdiğin karardan sonra pişman olmamalı. Lütfen. Pişman olmadan yap. Kaçıncı deneyeceğim ya? Her seferinde aynı bok. En mantıklısı ne biliyor musun? Kafama sıkıp gitmek. Ulan sen de bunu yapacak cesaret nerede? Ulan sen de bunu yapacak cesaretin olsaydı zaten çevrende seni umursayan insanlar varken yapardın. Sen bu saatten sonra yapsan ne olur, yapmasan ne olur ha? Hem sen gidince çevrendeki insanlar sana ne diyecekler biliyor musun? O dangalaklar diyor ki zaten psikolojisi bozuktu diyecekler. Ne kadar da komik değil mi? Düşünmeden karar vermek. Zaten deneyerek karar verme şansımız olsaydı dünyaya gelmezdik ki. Bunu zaten biliyoruz kardeş. Yorma beni Allah aşkına. Belki de düşünerek kendimi hasta ediyorumdur ha. Ya bütün sorun bende. Beynimin içinde. İşte sana anlatamadığım olay burada. Bak senin sorun düşünmek değil. Düşünmeyi durduramam. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Ha? Sen kimsin sen beni böyle görüyorsun? Sen psikolog falan mısın? Sen kimsin? Her şeyi kafana takıp büyütmenden yoruldum artık Yavuz. Senin tedavi olman lazım. Öfkelenince ne söylediğini duymuyorsun bile. Sonra da düzeltiriz diyorsun. Neyi düzelteceğiz? Evli miyiz biz? Sen öfkeli değilken ne dedim duyuyor musun peki ha? Düşüncelerini, başkalarının düşüncelerini hiç umursuyor musun sen? Bunu sorguluyor musun? Hiçbir zaman başkaları ne düşünüyor, onlar ne hissediyor diye düşündün mü? Siz kendinizde hiçbir zaman kusuru görmediniz ki zaten ha? Felsefe yapma birader. Bu gerçek ya. Bana bakarsan herkes senin gibi boş yapsın sadece. Aşkım sen beni niye arkadaşlarımın yanında rezil ediyorsun ya? Ha? Ebru sevgilisini aldattı diye böyle imalarda bulunuyorsun falan. Ne yaparsa yapsın. Benim arkadaşım o. Siz gerçekten... Bunları mı kullanıyorsunuz bana ha, bana karşı? Aşağılık kompleksli insanlar sizi. Şerefsizler, kompleksli piçler sizi. Ulan tükettiniz ulan beni, tükettiniz lan! Fazla takma her şeyi kafana. Fazla düşünme. Fazla düşünürsen kafayı yiyeceksin. Yedi bile. Şu haline baksana. Tüketti bile kendini. Yalnızlaştıkça izole olmuyorum. Ancak çoğu zaman kendimle baş başa kalıyorum. Ben bana yetiyorum çoğu zaman didişmek için, tartışmak için, gülmek için. İnsanlara bakıyorum camdan, onları izliyorum, onları görmeye çalışıyorum. Gün geçtikçe hepsi bana daha içi boşaltılmış, daha sığ ve daha homojen gözüküyor.
Sanki her birinin içine aynı kişiyi koymuşlar gibi. Aynı yemeği farklı yağlarda kavurup, farklı soslarla farklı tabaklarda servis ediyorlarmış gibi. Fakat hepsinin ortak bir noktası var. Tatları çok kötü. Sokaklarda bakıyorlar bana. Kendilerince beni değerlendirip tavır alıyorlar. Sohbetlerde boğuşuyorum onlarla. Sofralarda kavgalar, sigara molalarında çıkan hengameler. Aynı yemek, aynı tat. Ve yemekten kalktıktan sonra hepsi çok konuştuğumu söylerdi. Yavaş yavaş uzaklaştım onlardan. Onları tanıdıkça santim santim yükseldim göğe doğru. Onlar beni parçalamaya, ezmeye çalışırken. Yükseldikçe bir tanrı gibi hissetmeye başladım. Oysa yukarıdan ne kadar da küçük, ne kadar da zavallı ve kompleksi gözüküyorlardı. Bu tanrı kompleksi içimde yükseltmeye başladığımda tapınaklarına gittim onların. Cevapları aradım. Kendimi aradım. Bazen bir peygamberdim, bazen bir ulak, bazen bir tanrıydım. Bazen de enerji. Ama görüntü açık ve netti. Bir gün yine aynanın karşısında gecenin karanlığında kendimle göz göze geldim. Ben dediğim insan, onun içinde ben var olduğum için özeldi sadece. Herkes anlayabiliyor, herkesi empati kurabiliyor. Sanki binlerce hayat yaşamış gibiydim. Ben herkes olabilirdim, herkes de benden bir parça vardı. Yaşım onların bilgeliğe ulaşmak için çok küçük gördüğü bir yaştaydı halbuki. Belki de kendimi kandırıyordum. Narsisus'un kendi yansımasına aşık olup öldüğü gibi ben de kendi benliğimin yansımasını yarattığı serabın içinde kaybolup gidiyordum. Ancak sorun şu ki ben bunu yaparken kimse beni tutup engellemiyordu. Hayatımdaki onlarca insan benim gerçek dünyada varlığımdan kalan son şeylerin erozyonumun engel olmuyordu. Ya da olamıyordu. Konuşmaktan ve anlatmaktan yorulunca gerçek, dünyada son bir gün geçirerek insanların beni tutup tutmayacağını görmek istedim. Aksi takdirde bu dünyadan çekip gitme konusunda şartlar bana yol göstermiş olacak. Aklın delirtici ihtişamı, benliğin sarhoş edici güzelliğine emanet olun. Öyle yani kardeş, şimdi ben adamın, yani şefin o davranışından sonra artık orada çalışamayacağım, çok iyi anladım. Kardeş sen geri zekalı mısın amına koyayım ya? Lan ne gerek var ya? Bunun için işten mi çıkılır? Şşş! Ay sonu al paranı geç amına koyayım ya. Hem Arif abi kötü biri değil lan. Ya birazcık samimiyet kursan yedirir içirir. Aykın mı? Oğlum tamam da yani bu onur gurur meselesi. Ya oğlum bir sikerim olur ne gururunu amına koyayım. Lan tamam oğlum bak, ben 3 kuruş para için onurumu gururumu yerle bir edemem. Anlıyor musun ki beni tanıyorsun. Ben şerefli bir insanım, şerefli düşünen bir insanım. Ya bu adam için şerefli 5 parlak edemem be birader. Ayrıca sen mola verdiğin zaman bu adam arkandan atıp tutuyor. Ben ya, yedirmem bunu. Ya oğlum hatasız kul olmaz amına koyayım ya. Ne karı gibi trip atıyorsun. Tamam biz bunları konuştuk bitirdik amına koyayım. Sana şey diyeceğim. Aslı'yı ayarlayacak lan bana. Kim? Arif abin sana Aslı'yı arayacak ha? Oğlum işte geçen gün rakı masasında söyledim. Arif abi. Oğlum işte ayarlayacağım onu. İyi. Amına kodum utopu seni! Amına kodum menfaatçisi! Ulan seni siker atarım lan! Amına kodum utopu! Ulan sen menfaatin için onurunu gururunu satmış adamsın. Senin şerefini sikeyim ben. Amına kodumu topu. Ben de senin gibi olsaydım. Her akşam iş çıkışı abi götürün yağını yiyeyim abi. Abi yapacak başka bir iş var mı deseydim. Ben de işten çıkmazdım. Ben de senin gibi para kazanırdım. Ulan amına kodumu topu. Ulan sen kimsin biliyor musun? Sen içine boşaltılmış prezervatif gibisin lan. Senin içine boşalmışlar. Dışarı yapmışlar. Amına kodumu topu. Senin şerefini sikeyim. Amına kodumu topu seni. Lan kardeşim. Oğlum Aslı sana yakışır. Değil mi lan? Tabii oğlum lan. Mükemmel olursunuz siz. Lan hafif gönlü de var gibi ama tam da bilmiyorum yani. Oğlum yakışırsınız lan siz. Güzel olur değil mi? Yavşak seni. Allah'ına vurma. Çak lan. Çak amına kodumun topu. Neyse.
Neyse geçen gün Yılmaz abilerle lokantada oturuyoruz. Sıkma canı, tamam mı? Koyarsın her şeyi yoluna. Koymam. Kanka ne yaptın işleri? Bir şey yapmadım kanka. Çıktım. Ya boş ver ya. Zaten 3 kuruşluk para için böyle sabahtan akşama kadar dolanıyordum. İyi olmuş. Şimdi ne yapayım diyorum biliyor musun? Bir Avrupa'ya falan gideyim, gezeyim. Ya Türkiye artık beni kesmiyor. Kesmez tabii ya. Kesmez. Hatta hiçbir şey çalışmana gerek yok ki. Babanın parasıyla ye, iç, sıç, gez, toz. İstediğin her şeyi al. İstediğin bütün arabayla gez, toz. Her şey elinin altında zaten ha, değil mi? İyi de sen demiyor muydun? İnsanın kendini geçindirememesi kendi hatasıdır diye. Gelmiş burada sefil ayağına yatıyorsun. Çalışsaydın, iyi bir iş bulsaydın senin de paran olurdu. Tabii sen bunları çalışarak yaptın değil mi Tuğçe? Babanın parası olunca ağzın da açılıyor tabii he? Tamam babamın parası var evet ama o bir şans işi. Ya bak bu olmasaydı da ben çalışırdım. Yine aynı parayı kazanırdım ya. Tabii, tabii sizin gibiler hep aynı şeyleri söyler zaten. Sizin gibiler hayata 3-0 önde başlarlar. Bir de eşitmişiz gibi gelip burada bana bunu konuşuyorsun ha? Tabii her şey ağzının bağı çözülüyor senin Tuğçe. Kanka, yani ben sadece gezmekten falan bahsettim. Sen niye bu konuyu buralara getirdin ki? Ayıp oluyor ama. He. Tabii kanka. Doğru ya, zordur tabii. Zor zor. Kardeşim yani iyidir yani. İşimize bakıyoruz, işimize gücümüze bakıyoruz. Allah'a şükür. İddiaya devam mı? Yok oğlum ne iddiası ya. Ben o işleri bırakalı çok oldu. Bitcoin işindeyim. İnternetten paramı kazanıyorum. Kafam rahat. Tamam da kardeş yani dikkat et ama olur mu? Hani zarar etme, başını belaya sokma. Amına koduğumun ruh hastası. Sen ne anlarsın lan Bitcoin'den? Sen daha Bitcoin ne bilmiyorken? Ben internetten Bitcoin araştırıyordum amına koyayım. Yani tamam da kardeşim ben senin için söyledim bunu. Yani senin amacın sen zarar etme. Paranı boşa harcamanı istemediğim için. Ya tamam boş yapma amına koyayım. Ne diyorsun lan sen? Kardeşim ben seni tanıyorum zaten. Sen girişimci bir insansın. İşte aynen abi bu sefer de Bitcoin işine girdik. Paramızı kazanıyoruz internetten, yolumuza bakıyoruz. Batma yok ama değil mi? Sen ne anlarsın lan Bitcoin'den? Sen ne anlarsın lan Bitcoin'den? Doğru. Sen ne bileceksin abi? Doğru. Ben Bitcoin'den falan anlamam değil mi? Hı? Ama senin gibi yavşak orospu çocuklarından çok iyi anlarım ben. Amına kodumun topu. Kolay mı lan öyle internetten insanları dolandırmak? Kolay mı öyle Bitcoin kazıyorum ben para kazanıyorum falan demekten? Alın teri dökmeden sen para kazanmak kolay mı sanıyorsun? He? Amına kodumun topu. Sen kimsin lan insanları dolandırıyorsun? Sen beni mi dolandırıyorsun yani? He? Anneni babanı mı dolandırıyorsun? Amına kodumun topu. Yavşak! Evet. Bu videoyu izleyen insanlara sesleniyorum.
Bu videoyu çektiğim ve paylaştığım gün maalesef ki aranızdan ayrılıyorum. Sizlerle yaşamak çok güzeldi. Sizin aranızda yaşamak, mutluluğu ve umutu aradım, huzuru aradım. Ama maalesef ki aranızda yaşayarak ben de düşünmek adı verilen bir hastalığa yakalandım. Tabii bu süreçte sizlere de bu hastalığı aşılamak istedim. Aslında bunu hastalık olarak görmeyin. Neyse. En iyisi kimse acı çekmeden sessiz bir şekilde aranızdan ayrılmak. En doğru veda bu. Son kez diyeceğim şey size şu. Lütfen düşünün. Lütfen sevin. The same thing.